Nedim Gürsel, Sayın Gürsel hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet siz müthiş bir kitap yazdınız. Aslında şunun hemen altını çizeyim ki bu bir roman. Ve bu romandaki tek gerçek karakter de Nazım Hikmet. Bir karakter yarattınız ve Nazım Hikmet'in yol arkadaşlığı yaptı onunla Nazım Hikmet'e. Ve biraz hayatından kesitler, biraz 20. yüzyıl eleştirileri burada var. Biraz bunları konuşacağız. Çok önemli. Önce yüreğinize, elinize sağlık diyeyim. Kitabımız Şeytan, Melek ve Komünist. Şimdi kitabın detaylarına geleceğim ama önce sanıyorum Nazım Hikmet'i konuşmak gerekiyor. 3 Haziran'da da ölüm yıl dönümüydü. Ölümünden yarım asır sonra baktığınızda Nazım Hikmet'in bıraktıklarını nasıl bir fotoğrafta görüyorsunuz? Evet, bir kere Nazım Hikmet'e artık bugünden bakmak gerekiyor. Yani 21. yüzyılın başından baktığımızda 20. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olduğunu görüyoruz. Ama bugüne Nazım Hikmet'ten kalanlar belki de siyasi içerikli şiirlerinden çok aşk ve hasret şiirleri. Hiç kuşku yok. Nazım Hikmet her şeyden önce büyük bir yenilikçi. Yani Türk şiirindeki alışılmış kalıpları kıran, ilk kez hece veznini, aruz veznini kırıp serbest vezinle yazmış bir şair. Onun bu yenilikçi yanını bir kere ortaya bugün koymak lazım. Vurgulamamız gerekiyor. Tabii ilginç olan öteki yanı da Nazım Hikmet'in serüveni, yaşam çizgisi. Gençliğinde inandığı komünist ideolojiye sonuna kadar, ölümüne kadar, Haziran 1963 yılına kadar bağlı olması, bu konuda taviz vermemesi, bugün bizim onu bir dava şairi olarak da görmemize yol açıyor. Bir de Nazım Hikmet'in bence örneğin Avrupa'da bir dönem okunduğu kadar çok okunmadığını görmemiz gerekiyor. Bu ilginç. Neden bu? O Nazım Hikmet özellikle Fransa'da bir komünist şair olarak biliniyordu. Ben 1970'li yıllarda Fransa'ya geldiğimde Komünist Parti'nin %20 oyu vardı. Bugün %3, %4'lerde. Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra böyle bir siyasi konjonktürde önemli, radikal bir değişme oldu. Ve Nazım Hikmet de bundan olumsuz etkilendi diyebilirim. Ama Nazım Hikmet aynı zamanda Kurtuluş Savaşı destanını da yazmış bir şair. Ve ülkesini çok seven, ülkesinin hasretiyle yanan ve ülkesini göremeden ölmüş bir şair. Onun bu nitelikleri bugün, yani biraz da daha çok insancı yönü bence öne çıkıyor. Bir dava adamı olarak duruşu daha arka planda kalıyor. Bu kritik bir nokta aslında. Niye arka planda kalıyor? Şimdi fikirlerine katılan olur, katılmayan olur ama bir davanın, bir fikrin peşinde ısrarla savunmak sanıyorum bugünlerde biraz da özlemle andığımız melekelerden biri değil mi? Evet, yani şimdi Fransız yazar André Malraux'un bir kehaneti var. Kehanet diyorum çünkü doğru çıktı. Ben Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciyken 70'li yıllarda André Malraux demişti ki 21. yüzyıl ya dinsel olacak ya olmayacak. Tam spiritüel sıfatını kullanmıştı. Ve 21. yüzyılda din ve dine olan referanslar ideolojilerin yerini aldı. Siyasi ideolojilerin yerini aldı. Şimdi tabii böyle bir bağlamda Nazım Hikmet'i bir roman kahramanı olarak anlatıya koymak aslında bütün bu sorunları da bütün bu sorunlarla da bir anlamda yüzleşmeyi gerektiriyor. Ben Şeytan, Melek ve Komünist'te işte bu yüzleşmeyi, 20. yüzyılda bu hesaplaşmayı ön plana çıkarttım. Peki kitaptan biraz daha detay verelim. Nazım'dan izlerin çok fazla olduğu, aslında onun belki de gerçek hayat serüvenine eşlik eden bir karakter, bir roman, romanda bir karakter yarattınız. Ne anlatıyor kitap tam olarak? Şimdi romanda üç ana karakter var. Bir tanesi Ali Albayrak. Ali Albayrak asker kökenli. Sonradan Türkiye Komünist Partisi üyesi olmuş. Nazım'la tanıştıktan sonra 1938 harp okulu
olayına Nazım Hikmet'in şiirlerini okuduğu için, adı karıştığı için okuldan atılmış ve Nazım Hikmet'le bir süre hapis yatmış birisi. Tabii benim tasarladığım bir roman kahramanı. Bunun altını çizelim. Nazım Hikmet dışındaki bütün karakterler sizin romanda yarattığınız karakterler. Doğru. Fakat Ali Albayrak aynı zamanda eşcinsel ve Nazım Hikmet'e biraz da aşık. Biraz karmaşık ruh yapısı olan bir roman karakteri. Ve daha sonra Nazım Hikmet TKP içinde muhalif konumdayken ve yurt dışında sürgün yıllarında Sovyetleri bir ölçüde eleştirmeye başlayınca onu Doğu Alman istihbarat örgütü Stasi'ye ihbar etmeye başlıyor. İhbar mektupları yazıyor, raporlar yazıyor. Biz bu raporlar aracılığıyla Nazım Hikmet'in siyasi mücadelesini ve TKP içindeki muhalif konumunu öğrenmiş oluyoruz. Yolculukları hakkında bilgi edinmiş oluyoruz. Bir de aşkları tabii, çünkü Nazım Hikmet'in gönül maceraları da çok romanesk bir anlamda. Bir başka roman karakteri Nazım Hikmet'in biyografisini yazmış bir yazar. Ve onun tutkuyla sevdiği bir şarkıcı İpek. Berlin'de kabarelerde şarkı söyleyen bir genç kadın. Şimdi bu üç roman karakterinin, yani biyografi yazarının, şarkıcı İpek'in ve Ali Albayrak'ın yolları Berlin'de kesişiyor. Çünkü Ali Albayrak 1940'larda yurt dışına gitmiş. TKP üyesi olarak Doğu Berlin'de ve Leipzig'te yaşamış. Daha önce Moskova'da da yaşamış. Dolayısıyla yaşlı, duvar yıkıldıktan sonra böyle bir çöküş içinde eskileri anımsıyor. Nazım Hikmet'le hikayesini anımsıyor. Bazı pişmanlıkları var. Kendini içkiye vermiş. Böyle bir roman karakteri. Yani şeytan, melek ve komünist aslında 20. yüzyılla hesaplaşırken bir çözülmenin, bir çöküşün hikayesini de anlatıyor. Çünkü hesaplaşıyor? Şimdi 20. yüzyıl komünizme girişle başlayan ve komünizmden çıkışla sona eren bir yüzyıl bence. Yani 1917 Ekim devrimi, Sovyetler Birliği'nin kuruluşu, 1919 Berlin'de Spartakist ayaklanma, kanla bastırılan Rosa Luxemburg'un ve Kleipnik'in katledildikleri ayaklanma, ki romanda ona da yer verdi. Ve Soğuk Savaş dönemi, ondan sonra Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılmasıyla ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla da ideolojik anlamda tabii Çin'de, başka ülkelerde, Küba'da, Kuzey Vietnam'da devam etti ama Avrupa kıtasında komünizm dağıldı ve bitti. Komünist partiler hala var fakat güçlerinden çok şey yitirdiler. Fransa'da en azından bu böyle oldu. Bu hesaplaşmayı mı içeriyor? Evet, çünkü Nazım Hikmet'in çok ünlü bir şiiri var. Der ki, yani ben 20. asırda doğduğum için gurur duyuyorum. Bu asır çok büyük trajedilere tanıklık oldu. Ama tanık oldu. Ama ben yine de övünüyorum 20. asırda yaşamakla, der. Acaba 20. asır Nazım Hikmet'in dediği gibi övünülecek bir asır mıydı? Bu soruyu sordum romanda. Çünkü büyük yıkımlar oldu, katliamlar oldu 20. yüzyılda. Dünya savaşları oldu. İki büyük savaş gördü dünya. Yani hesaplaşma derken bütün bunlar nasıl oldu ve bir romanda nasıl yer alabilir bu büyük yıkımlar? Ben daha çok bunlarla ilgilendim Şeytan, Melek ve Komünist'i yazarken. Peki Nazım'dan bugüne Türkiye'yi konuşacağız. Tam bağımsızlıkta hangi noktadayız, biraz bunu konuşacağız. Ama sohbetin bu kısmına geçmeden önce kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra Nazım'dan bugüne Türkiye'yi konuşalım. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz efendim.
Ekopolitik'te yazar Nedim Gürsel'le sohbetimiz devam ediyor. Sayın Gürsel, reklama gitmeden önce kaldığımız yerden başlayalım. Nazım'dan bugüne, yani belki hani 63'ten bugüneden çok Nazım'ın yaşadığı dönemlerden bugüne baktığınızda, Türkiye özellikle tam bağımsızlık açısından, dik durmak açısından nasıl bir fotoğraf görüyor? Biz bu fotoğrafı göremiyor olabiliriz. Siz Fransa'da yaşıyorsunuz ve biraz ormana dışarıdan bakma şansınız var. Nedir fotoğraf? Yüzyıldan söz ederken komünizmin yüzyılı olduğunu söyledim ama bir şeyi unuttum. Aynı zamanda bağımsızlık savaşlarında yüzyılıydı. Yani sömürge ülkeler Afrika'da, Asya'da baş kaldırdılar sömürene. Özellikle tabii Türkiye ilk bağımsızlık savaşını veren ülkede Türkiye'ydi. 1923'te Cumhuriyet kurulmadan önce Türkiye'de bir bağımsızlık savaşı verdi. Bunun da altını çizmek gerekiyordu. Oysa 21. yüzyıl küreselleşmenin yüzyılı. Yani bu küresel ekonomiye entegrasyonda bağımsızlık ne demek, ne anlama geliyor? Bunu tabii düşünmek durumundayız. Şimdi Avrupa'dan baktığımızda tabii Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke ve Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hedefleyen bir ülke ve ben bunu destekliyorum. Yani Avrupa Birliği'ne girersek demokrasimiz açısından, özgürlükler açısından daha iyi bir yerde olabileceğimizi düşünüyorum. Ama bugün bağımsızlık 20. yüzyıla oranla biraz arka planda düşünülüyor. Belki bu doğru değil. Çünkü küreselleşmeyle, Avrupa Birliği'ne girişle bağımsızlık çelişkili gibi görünebilir. Bu benim kafamda bir soru işareti açıkçası. Ama öte yandan Avrupa Birliği'nde de bir çözülme emaresi var. Yani orada da ulus devletler hala geçerli. Yani ulus devlet üstü bir yapılanma Avrupa Birliği aslında hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda. Ama bu da tam da gerçekleşemediği için hala sanıyorum bağımsızlık kavramının bir değeri var. Ulusal devlet kavramının bir önemi var 21. yüzyılda da. Ama bu küreselleşme süreci içinde bu değerler nasıl bir değişikliğe uğrayacak onu göreceğiz. O değişiklik hep nedense bize doğru çıkıyor. Herkes bağımsızlığını koruyor da bize doğru biraz hani nalıncı keseri farklı kesiyor gibi geliyor. Peki tüm bu çerçevede baktığınızda seçime doğru giden bir Türkiye. Siz de zaten oyunuzu kullanacaksınız ve döneceksiniz. Nazım'ın yazarına neler anlatıyor seçime doğru giden Türkiye? Şimdi bir kere ben bir yazar olarak Türkiye'de düşünce özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün yeterince olmadığı kanısındayım. Bu alanda ne yazık ki hep iki adım ileri bir adım geriye gittik. Bunun son örneği de işte hala tutuklu olan gazeteci arkadaşlarımız. Mayıs ayında İKV'nin düzenlediği Avrupa Parlamentosu'nda bir toplantı vardı. O toplantıda ben de konuştum ve Sayın Başbakan'ın Strasbourg'da yaptığı konuşmaya değindi ve onun çok talihsiz bir konuşma olduğunu söyledi. Çünkü orada Sayın Başbakan kitapla bombayı karşılaştırdı. Bu Avrupalıların anlayabileceği bir şey değil ve 12 Eylül döneminde de yapılıyordu bu karşılaştırma. Onun için talihsiz olarak nitelendiriyorum. Kültür Bakanlığı ödülünün Çetin Altan'a verildiği gün tesadüfen televizyona bakıyordum. Sayın Başbakan artık Türkiye yazarlarını yargılayan bir ülke değil dedi. Oysa siz o gün yargılanıyordunuz. Oysa ben o gün yazmış olduğum bir romandan dolayı, Allah'ın Kızları romanımdan dolayı yargılanmaktaydım. Şimdi böyle de bir çelişki var ortada. İşte bütün bunların düzelmesi gerekiyor ve eğer bu seçimlerden galip çıkacak parti, Türkiye'yi daha fazla demokratikleştirecek bir parti olursa sevinirim. Fakat görünen o ki özellikle bu alanda bir sorun var ve bir de risk var. Ben bunu batılı gazetecilere de söyledim. Liberasyon gazetesine de yazdım seçimlerden sonra çıkacak yazım. Yani bu iktidar devam ederse Türkiye'de bir otoriter rejim riskinin olduğunu söyledim. İnşallah olmaz. Bunun böyle olmaması için
daha fazla demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğüne daha fazla saygı gerekiyor. Siz dışarıdan baktığınızda ileri demokrasinin ne demek olduğunu çözebiliyor musunuz? Biz burada çözemiyoruz da. Şimdi benim kişisel görüşüm, Avrupa Birliği'nin üzerinde yükseldiği değerler, yani düşünce ve ifade özgürlüğü, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi, bütün bunlar bence demokratik değerlerdir. Ve Türkiye'de de bunların uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Ama Türkiye nedense bu adımı atamıyor. Yani ekonomisi belki güçleniyor, belki sözü bölgede daha fazla dinlenir bir ülke konumuna geliyor. Fakat eleştiriye, düşüncenin özgürce ifade edilebilmesine her zaman Türkiye'de bir engel çıkıyor. Bakın, şimdi bu romandan söz ediyoruz. Çünkü Nazım Hikmet bu romanın anlatısının odağında yer alan bir tarihsel kişilik. 16 yıl bu ülkede hapis yatmış birisi. 3 kez hapise giriyor. Toplam 16 yıla yakın bir hapis hayatı var. Biz en büyük şairimizi hapise atmışız. Yazarlarımızı yıllarca hapislerde süründürmüşüz. Bugün hala tutuklu olan gazeteciler var. Şimdi böyle bir durumda tabii ister istemez kafamda bir soru işareti uyanıyor. Yani demokrasinin neresindeyiz? Göreceğiz. Onu özellikle biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü biz gerçekten ileri demokrasinin ne demek olduğunu anlayamıyoruz burada. Yani Sayın Başbakan da sürekli bir ileri demokrasiden bahsediyor ama mesela hani uluslararası normlara sahip bir demokrasiyle çelişen yanlar görüyoruz. Yani Fransa'da böyle bir şey yok herhalde değil mi? İleri demokrasi diye bilmiyorum. Irak'ta var da Fransa'da var mı bilmiyorum. İleri demokrasi diye bir kavram ben duymadım. Yani demokrasiden söz ediliyor. Çok fazla demokrasiden de söz edilmiyor. Çünkü zaten o demokrasi aşağı yukarı işliyor, en azından Fransa'da bunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Yani Fransa'da bugün yazdığı bir kitaptan dolayı ne bir yazar ne bir gazeteci o kitabı yazdı ve o kitapta düşüncelerini savundu diye kesinlikle hapse atılamaz. Bundan önce de öyleydi. Bakın bir örnek vereyim. 1968 Mayıs olayları sırasında Jean-Paul Sartre Mao'cu bir gazete, La Cause du Peuple gazetesini sattığı için sokakta, destek çıkmak için o harekete, polis tarafından gözaltına alındı. O zamanın Cumhurbaşkanı De Gaulle, Sartre hapise atılamaz çünkü o Fransa'dır dedi ve serbest bırakıldı. Bundan 50 yıl önce böyle bir şey oluyor Fransa'da. Bütün bunlar bizim gözümüzde simgesel anlamda çok değer taşımıyor. Oysa çok önemli şeyler bunlar. Yani bu adımı Türkiye'nin atması gerekiyor. Çünkü aydınlanma çağını yaşamış bir ülke Fransa. Yani bütün bu sorunlar Fransa'da bundan 200 yıl önce dini eleştirmek. Voltaire'in ülkesi Fransa. Ben 21. yüzyılda romanımda dini eleştiriyorum ya da dini sorguluyorum diye yargılandım. Bütün bunlardan Türkiye'nin biraz şey olması gerekiyor, kurtulması gerekiyor. Peki Türkiye istenenin yazıldığı bir ülke mi? Yoksa herkes özgürce yazabiliyor mu? Gerçi biraz cevaplarınız içinde vardı bu ama. Şimdi ben 12 Eylül döneminde de kitaplarımdan dolayı askeri mahkemede yargılandım. Uzun sürmüş bir yaz, ilk kitabımdır. 1976 yılında Türk Dil Kurumu ödülünü almıştı. O zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk. Elinden almıştım ben bu ödülü. Çiçeği burnunda genç bir yazardım. O kitap 159. maddeden 12 Eylül mahkemesinde yargılandı. O zamandan bu yana biraz yol aldık. Bugün Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları biraz daha genişledi sanıyorum. Ama yeterince yol alamadık gibime geliyor. Yani 12 Eylül'ü tekrar yaşıyor gibiyiz diyorsunuz. Çok, bu önemli bir kriter tabii, Çetin Altan'ın ödül aldığı gün sizin yargılanıyor olmanız. Peki son birkaç dakikada şu Avrupa meselesine biraz konuşmak istiyorum. Avrupa'da neler oluyor? Yani işte Yunanistan ortada, ekonomik olarak sıkıntılar orada ama mesela Fransa'da çok ciddi bir ırkçılık yükseldiğini biliyoruz. Ki Avrupa Birliği'nin iki temel taşından biri, yani ya Almanya ya Fransa, ikisinden biri çöktüğü anda Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacaktır. Irkçılığın yükseldiği, işte Le Pen'in
güçlendiği, Sarkozy'nin çılgınlıklar yaptığı bir ülkeyle karşı karşıyayız. Ve bu Avrupa'daki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler sizce? Yani Avrupa Birliği'ne üye olalım olmayalım ama bizim en azından ekonomik olarak bir ilişkimiz var. Ne oluyor Avrupa'da? Şimdi Avrupa'da benim gördüğüm kadarıyla iki temel sorun var. Bir tanesi tabii ekonomik kriz. Henüz bu krizden çıkabilmiş değil Avrupa. Ve bu kriz tabii aşırı sağ partilerinde gelişmesine yol açıyor. Yalnızca Fransa'da değil. Yani İskandinav ülkelerinde de örneğin Macaristan gibi Avrupa Birliği'ne tam üye olan Orta Avrupa ülkelerinde de bu aşırı sağ ideolojileri, ırkçılığı savunan partiler ne yazık ki güçleniyorlar. Şimdi 2012 yılında Fransa'da bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı seçimleri var. Ve bu aşırı sağ partinin lideri Le Pen'in kızı Marine Le Pen, yani ulusal cephenin lideri Marine Le Pen'in... Ki duyduğumuz kadarıyla babaya rahmet okutacak cinstermiş. İşte o biraz belki imajı tazeledi, daha fazla, daha şey fazla ılımlı gibi bir görüntü veriyor Marine Le Pen. Ama savunduğu görüşler sizin de söylediğiniz gibi ırkçı ve kabul edilemez görüşler. Fransa gibi bir ülkede böyle bir partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalabilme olasılığı bence çok vahim, vahim bir şey. Şimdi Avrupa'da ne oluyor? Bir de Orta Doğu kaynıyor biliyorsunuz. Ve Avrupa bu Arap ülkelerindeki özgürlük hareketlerine moda bir deyimle söylemem gerekirse Fransız kaldı. Özellikle Tunus'ta olup bitenleri anında değerlendiremedi Fransa ve Ben Ali'nin rejimiyle işbirlikçi bir konumda göründü. Şimdi o imajı silmeye çalışıyorlar. Libya müdahalesi. İşte Libya müdahalesi var. O da anlaşılır bir şey değil. Çünkü bana öyle geliyor ki bir ölçüde Sarkozy'nin seçim propagandası için kullanabileceği bir şey. Evet, yani Kaddafi bir diktatör. Evet, sivil halkı öldürdü. Fakat NATO'nun müdahalesi de sivil halkı öldürüyor. Burada da bir çelişki söz konusu. Sonra diğer ülkelerde de diktatörler var. İşte Suriye'de olup bitenleri izliyoruz ne yazık ki. O zaman niye oraya müdahale edilmiyor? Yani bütün bunlar Avrupa'nın da kafasının biraz karışık olduğunu bize galiba gösteriyor. Peki trend biraz daha sertleşen, bu deyimi ne kadar kullanmam doğru bilmiyorum ama hızla daha fazla ırkçı olan bir Avrupa'ya doğru mu gidiyor? Ki Avrupa'nın yapısına da ters, çok kozmopolit bir yapısı var. Şimdi sanıyorum krizden tümüyle çıkarsa Avrupa ve genişlemeyi sürdürürse bu sorunları aşar. Öyle bir gücü de var Avrupa'nın, öyle bir potansiyeli, birikimi de var. Ama çıkamazsa, daha da derinleşirse o zaman Avrupa Birliği de bir çözülme sürecine girebilir. Böyle bir risk de var. Bu enteresan. Sanıyorum önümüzdeki süreçte dünya Avrupa'yı biraz konuşacak. Biz de bakacağız tabii ister istemez. Yani Avrupa Birliği'ne üye olalımdan yana olanlar ya da olmayalımdan yana olanlar çok net Türkiye'de bu ayrım. Ve hızla da değerini kaybediyor Avrupa Birliği üyeliği inananların gözünde bile. Fakat en azından bir ekonomik entegrasyonumuz var. Orada yaşayan çok sayıda insanımız var. Gözümüz kulağımız orada doğal olarak. Avrupa çok şey gibi. Ben çok teşekkür ediyorum. Kitabınız için ayrıca kutluyorum. Sanıyorum Nazım Hikmet'le bir roman içerisinde hayatını paylaşmak, yolculuk etmek isteyenler için farklı bir soluk olacaktır. Sayın Gürsel çok teşekkür ediyorum. Fransa'dan kalktınız, geldiniz. Bizleri kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. De teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün Ekopolitik'te biraz daha 3 Haziran'da şairimiz Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü olması sebebiyle de tam böyle denk getirdi. Sayın Gürsel de sağ olsunlar, kırmadılar bizi. Fransa'dan kalktılar, geldiler. Son kitabını burada konuştuk. Aslında son kitabından yola çıkarak hem biraz o süreci hem de Türkiye'nin bugünkü manzarasını ele aldık. Çok ilginçtir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de artık yazarlar hapse atılmıyor denilen gün, Çetin Altan'a ödül verilen gün, Nedim Gürsel yazdığı kitaptan dolayı yargılanıyordu. Herhalde ileri demokrasi de böyle bir şey. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup
hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.